Evet arkadaşlar, bu haftaki uygulamamızda bir adet LCD, input menüsünden iki ayrı analog dijital çevirici kullanarak nem ve sıcaklık göstergesi yapmaya gayret edeceğiz. Bağlantılarını kontrol edelim. İlk ADC'mizin bağlantı noktası analog 0. İkincisi bağlantısız olarak karşımıza geliyor. Analog 0 kullanıldığı için sıradan gideceğim. O yüzden analog 1'i seçiyorum. LCD'nin bağlantılarını kontrol ettiğimizde ise burada B portu kullanılıyor. Sırasıyla 0, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 4 adet veri ucu, bir RS, bir de etkin kılmak adına enable ucu mevcut. Read-write ucu da aslında kullanılmakta ancak bu program onu default olarak şaseye gönderdiği için burada görünmüyor. İlk yapılacak işlem LCD kullandığımız her uygulamada olduğu gibi LCD'yi başlatmak. Sonrasında ısınması için 200 milisaniye bir gecikme yeterli olacaktır. Bundan sonraki işlemler tekrarlı olacağı için bir döngü kullanıyoruz. Bir bileşen makrosu daha aldım. ADC 0 ve ADC 1 diye iki adet analog dijital dönüştürücüm var. Acaba bunlardan hangisi neydi diye karıştırmamak için şöyle bir şey yapacağız. Analog dijital çeviricimizi tıkladığımızda özellikler kısmında ismi yer alıyor. ADC 0 diye. Diğerine tıkladığımızda ise ADC 1 yazıyor. Yine karıştırmamak adına şöyle bir şey yapabiliriz. T-Objects menüsünden metni seçiyoruz. Başlığı değiştirmemizi istiyor. Buraya nem yazalım. Stil kısmından yazı fontumuzu değiştireceğiz. Kalın ve 10 boyutunda olsun diyoruz. Bir tane daha alıyorum. Yine başlığı değiştiriyoruz. Buna da sıcaklık diyoruz. 8 yerine 10 puntu ve kalın olsun diyoruz. Bu durumda artık karıştırmayız. Hatta şunu da yapabiliriz. Bir tanesi siyah, diğeri beyaz olsun. Stil 1 yerine stil 2 şeklinde kullanabiliriz. Ya da arzu edenler etiket kısmına da yazabilir nem ve sıcaklık biçiminde. Biz ayrıca T-Objects menüsünden metni kullanmış olduk. Bileşen olarak ADC 0'ı seçtiğimizde byte olarak okuma gerçekleştireceğiz. Bu 0-255 aralığında sensör değerinin bilgisini kaydedecek olan yer. Kaydı yapacağımız bir değişken tanımlamamız gerekiyor. Değişkenlerden add new diyerek nem diyorum. Değişken tipi olarak da byte'ı seçiyorum. Nem'in üstüne çift tıkladığımda gördüğünüz gibi buraya geliyor. Şu anda ADC 0'dan okunan değer nem adlı değişkenin içerisinde kayıtlı oluyor. Diğerinde ise ADC 1'i seçiyorum. Yine byte olarak okutturacağım. Bunda yine bir değişken tanımlıyorum. Değişkenin adına da sıcaklık diyorum. Değişken tipini yine byte olarak bırakıyorum. Tamam. Şu anda her iki sensörden okunan değerler nem ve sıcaklık adlı değişkenlerde kayıtlı. Bunun sonrasında LCD'imde imleşte sıfıra sıfır lokasyonuna bir yazı yazdıralım. Baskı dizgisini seçiyorum makro olarak. Çift tırnak içerisinde büyük harflerle nem, iki boşluk, sıcaklık diyorum. Ve çift tırnağı kapatıyorum. Alt satıra geldiğimizde ise alt satıra geçebilmek için imleçten X0, Y1 dememiz gerekiyor. Bu belirttiğimiz koordinata baskı numarası olarak nem değerini yazmasını istiyorum.
Yine benzer şekilde imlecimi 5'e 1 noktasına taşıyarak bu noktaya da sıcaklık değerimi yazdıracağım. Baskı numarası, değişkenlerden sıcaklık ve tamam diyorum. Bir miktar gecikmeye ihtiyacı var. 100 milisaniyede bir örnek alsın. Dolayısıyla 100 milisaniyelik bir gecikme uyguluyorum. Bir çalıştıralım. Nem sıcaklık yazısı geldi. Analog dijital çeviricilerin pozisyonu başlangıçta 0 olduğu için her ikisinde de 0 görünüyor. Nem değerini arttırıyorum. Bunun gidebileceği son uzaklık, daha doğrusu değer 255 olmalı. Evet, gördüğünüz gibi 255. Diğerinde de benzer şekilde arttırdığımızda 0-255 aralığında olduğunu gözlemliyoruz. Burada ufak bir sıkıntı var. Geri dönerken bunu daha rahat görebileceğiz. En çok göstermesi gereken sayı 255 olması gerekirken burada 927 gibi bir sayı gösterdi. Aslında burada görüntülenmesi gereken sadece 92 iken 7 bir önceki veriden kalma silinmediği için 927 gibi okunmasına sebep oluyor. Bunun önüne geçebilmek için şöyle bir düzeltme yapacağız. Nem değerini yazdığımız yerin hemen alt tarafına LCD'den yine baskı dizgisi diyerek çift tırnak içerisinde 1, 2, 3 boşluk bırakıyorum. Tamam diyorum. Bunu aynen kopyalayıp sıcaklık bilgisini yazdığımız yerde de benzer sıkıntı olacağı için oraya da yapıştırıyorum. Tekrardan çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi artık sürekli 3 hane değil, 2 hane, tek hane 0-255 arasında karmaşa olmaksızın görüntü verebiliyor. Diğer tarafa da baktığımızda benzer durum söz konusu. Bu noktada çalışmasını gördükten sonra tekrardan bir bakalım. Yapılacak ilk işlem bu yapmış olduğumuz çalışmayı kaydetmek. Kaydetme sonrasında da yongadan proje seçenekleri. Burada saat hızı olarak 4 MHz'i seçiyorum. Configure chip kısmına gelip buradan tek tek değiştirmek yerine config kısmından direkt 3F39'u seçiyorum. Ardından tamam diyorum. Burayı tamamladık. Bunun sonrasında yapılan değişiklikleri tekrardan kaydedip Compile to Hex butonuna basıp derlemesini bekliyorum. Şu anda yapılan işlem Flowcode dosyasının öncelikle C programlama diline dönüşürüp sonrasında da bunun Assembler'a, Assembler sonrasında da Hex dosyasının elde edilmesi. Eğer Return Code 0 diyorsa ve tamamlandıysa o zaman Hex dosyanız hazır demektir. Bunu kapatıyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğum simülasyon dosyasında 16F877A mikro denetleyicisi, 2x16'lık bir LCD ve analog dijital çeviricileri temsilen de 2 adet potansiyometre gösterdik. Şimdi elde edilen kodu yüklememiz gerekiyor. Şu program file kısmından klasöre tıklıyorum. Nem sıcaklık olarak kaydetmiştim. Nem sıcaklık hex olarak karşıma çıkıyor. Aç diyorum. Bizim saat hızımız 4 MHz olacağı için 4 MHz'i seçtim. Düzeltmesini yaptım. Pardon. Şimdi çalıştırınca nem ve sıcaklık değeri bu şekilde karşıma çıkıyor. Aynı Flowcode üzerindeki simülasyon gibi ISIS simülasyonu da bu şekilde gerçeklenmiş oluyor.